Fotoğraf sergisi sırasında basın toplantısı düzenlendi. Parlamento Başkanı Selim Elçibori basın toplantısında yaptığı konuşmada başta Telafer olmak üzere Musul'da diğer bölgelerin kurtarılmasında acele edilmesi çağrısı yaptı. Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salih'i ise Telaferden güvenlik gücü bünyesinde görev yapan 1200'den fazla Türkmen vatandaşın şehit olduğunu belirtti. Bu arada Telafer Milletvekilleri Muhammed Taqi Mevla ve İzzetin Devlet Telaferlilerin terör örgütü DAEŞ'e karşı verdiği mücadeleye vurgu yaptı. Telaferli şehitler unutulmadı. Parlamento çatısı altında Türkmen telaferin güvenlik gücü şehitleri için düzenlenen fotoğraf sergisi sırasında basın toplantısı düzenlendi. Parlamento Başkanı Selim El basın toplantısında yaptığı konuşmada başta olmak üzere Musul'da diğer bölgelerin kurtarılmasında acele edilmesi çağrısı yaptı. Kalplerimiz Telaferde kuşatma altındakilerle birlikte diyen Elcuburi, Telafer'in DEAŞ işgalinden sonra çok kötü günler yaşadığını söyledi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salih ise DEAŞ'a e karşı yürütülen savaşta Telaferden güvenlik gücü bünyesinde görev yapan 1200'den fazla Türkmen vatandaşın şehit olduğunu belirtti. 1500'den fazla yaralı olduğunu da ifade eden Salih'i, Başbakan Hayderel el İbadi'yi telaferin kurtarılmasında acele etmeye çağırdı. Telaferde şehidi olmayan bir ailenin olmadığını söyleyen Salih'i, bazı ailelerin dört şehidinin olduğunu vurguladı. Telafer Milletvekili Şeyh Muhammed Takim Mevla, güvenlik gücü bünyesinde görev yapan telaferlilerin Felluce, Anbar, Tirtar, Carf El Sahır, Salahattin ve Musul'da DEAŞ terörüne karşı yürütülen operasyonlarda yer aldığını bildirdi. Mevla, sadece geçtiğimiz Ramazan ayında telaferden 74 federal polisin şehit olduğunu kaydetti. Öte yandan milletvekili İzzettin Devlet, Telaferlilerin terör örgütü de yaşa karşı verdiği mücadeleyi vurgu yaptı. Devlet, Telafer'in kurtarılması, sığınmacıların evlerine dönmesi ve kentin yeniden imar edilmesi için çalıştıklarını söyledi.